Alalım. Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. İstanbul'dan tüm illerdeki değerli ekip arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Bu akşam konumuz vizyon. E, vizyon gerçekten önemli. Birazdan bahsedince zaten anlayacaksınız. Aslında bu toplantıda e, vizyonla ilgili vereceğim bir örnek bile fazlasıyla yeterli. Teknik açıdan. Anlattıktan sonra zaten gülümseyeceksiniz. Bu başında verdiğim örneği bir de kapanışta vermiş olacağım. E, tamamen oturması adına. Şimdi bir gün e, bir lider, lider arkadaşına geliyor, üst liderine. Diyor ki, ekiplerim dağılmaya başladı diyor, sorunlar var diyor. O da gülümsüyor, problem ne diyor. Şimdi duruyor, aradan bir iki dakika daha geçiyor. İşte normal gündelik konuşmana devam ediyorlar. E, liderim diyor, para kazanamıyorum diyor şu an diyor. E problem ne diyor, bir daha gülümsüyor. Aradan bir üç dört dakika geçiyor artık sıkılıyor. Ya diyor ben diyor başka bir işe girmem gerekiyor. Yani maaşlı bir işe girip çalışmam gerekiyor diyor. Para kazanamıyorum da evime para götürmem gerekiyor diyor. Lideri gene gülümsüyor. E tamam diyor problem ne diyor. Şimdi bunu toplantının sonunda e, anlatacağım. Zaten bu arada düşünmeye devam ediyorsunuzdur. Umarım. Şimdi arkadaşlar. E, vizyon gerçekten çok önemli. Yani bir liderin. Lider dediğimiz tabir edilen, yani bu sektörle ilgili tabir edilen bir nokta var. Hani lider noktasında gidiyor. Tabii ki hani bunu söylemek en doğru şey. Hani bizim liderimiz kendi ülkemizde Atatürk. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ama liderlik noktası ya da liderlik vasfı bu işte gerçekten oturulması gereken ve sahiplenmesi gereken, kabullenilmesi gereken bir nokta. Şimdi bunun için bazı geçiş süreleri var. Mesela bazı toplantılarda bahsetmiştim. İşte vizyon sadece internet sitelerinde şirketlerin vizyon misyon kısmı olarak geçerli olan bir nokta değildir. Bizlerin de bir vizyon ortaya koyması gerekiyor. Mesela benim bir sponsorum Bunsok Kim Hanım tanıyorsunuz. Bir dikiş makinesinden kalkıp kendine bir vizyon belirleyip bu vizyonla beraber gerçekten çok ciddi seviyelere gelmiş ve yani milyon dolar bir para kazanıyor. İşte onun üstü imperial olan arkadaşımıza baktığımızda, ekip liderimize, milyon dolarlık bir vizyona sahip. İşte burada sizlerle arkadaşlarımızla beraber yapmamız gereken bizim bir yıl sonra nerede olacağız, nasıl bir kazançla olacağız, nasıl bir gelirimiz olacak, nasıl bir ekibimiz olacak. Bu vizyon gerçekten çok önemli. Yani lider olarak bu vizyona çok iyi sahip olmamız gerekiyor. Yüzde yüz katılıyorum. Yaşadığınız süreçler, sorunlar, duraklamalar, geçişler, inişler, çıkışlar. Çünkü bunları ben bizzat yaşadım. Bu sunumlarda ve bu eğitimlerde, bu toplantılarda e, bunu çok rahat konuşabilmem ve çok rahat dile getirmemin en büyük nedenleri benim bu şu an yani, e, toplamda sektörde var olduğum süreçle birlikte en az üç sefer organizasyonum yıkılmıştır. Yani bildiğiniz yıkılma. Yani kişiler dağılmıştır, gitmiştir. E, ben o an işte ne yapacağımı bilememişimdir ama şu vizyonu ortaya koymuşumdur. Ben bu işten para kazanabilir miyim? Çevreme baktım. Gerçekten bu işten para kazanabilirim. Çünkü bu işte e, mesela para kazanma noktasında biz üniversite mezunu musun diye soran var mı yok. Geçmişimizi soran var mı yok. Sicilimizi soran var mı yok. Hiçbir şey sormuyorlar. Sadece bir iş var. Bir iş modeli var ve vizyon ortaya koymamız gerekiyor. Aslında bugün beni ekiplerimiz adına heyecanlandıran bir strateji daha var. Gerçi teknik anlamda ben bunu sürekli başından beri vurguladığım bir şeydi. Birazdan size ondan da bahsedeceğim mesela. Sorunun içinde aslında cevabı da yatıyor. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben 2015 senesinde bu sektörden ilk milyon TL'mi kazanmıştım. Bunu size daha önce de söylemiştim. Bu iş gerçekten çok ciddi, paralar kazandıran, gerçekten çok ciddi, e, hayatını değiştiren, düşüncesini, yaşam tarzını değiştiren bir iş modeli. Yani bahsetmiş olsam da gene bahsetmem gerekiyor. Bu işin büyüklüğünü sizlere çok doğru aktarabilmek adına. Bu iş yapmaya başlarsınız, devam edersiniz, istikrarı ortaya koyarsınız ve vizyonunuzu ortaya koyarsınız. Daha sonra bir yere gidersiniz, alışveriş yaparsınız, o alışverişten dönersiniz, siz para kazanmaya devam ediyorsunuzdur. Yemek yersiniz, hesabınıza bakarsınız, para kazanmaya devam ediyorsunuzdur. Bu gerçekten tamamen vizyonla alakalı olan bir şey. Yani kenarda köşede kalmış, duygularınız vardır, düşünceleriniz vardır, belki fırsatlar vardır. Bunu ortaya çıkarabileceğiniz en basit ve en doğru iş modeli doğrudan satış sektörüdür arkadaşlar ve katlı pazarlama dediğimiz noktadır. Mesela Çoğu arkadaşımız şundan şikayet eder, psikolojik anlamda. Ben mesela o kelimeyi bilinçaltımda şuna çevirdim. Çok doğru ürün tavsiye edebiliyorum noktasına çevirdim. Belki şu an ekiplerimizde bile, belki Türkiye'de çoğu insandan bile çok daha iyi bir şekilde ürün tavsiye edebilirim. Ama şunu karıştırmamak gerekiyor. Çünkü sizler artık sıradan insanlar değilsiniz. Hepinizin farklı meslekleri var. Farklı meslekleri olmasına rağmen sadece belki tırnak içinde para kazanmak amaçlı değil... Ama bir vizyon ortaya koyarak çevrenizdeki insanlara bile bir şeyler sağlayarak fayda sağlayarak bu işi tamamen iyi bir noktaya getirebilecek durumumuz var. Şimdi mesela hani deniyor ya pazarlamacı değilim. Ben de değilim siz de değilsiniz. Çünkü pazarlamacı olan bir kişi milyoner olamaz. Belki pazarlama şirketinin sahibi belli bir ürün tutturduğunda tesadüf olsun ya da yaptığı emekle, reklamlarla belki şirket sahibi milyoner olabilir. Ama hiçbir pazarlamacının ben milyoner olduğunu görmedim. Çevrenizde var mı? Elinde çantayla dolaşıp da pazarlama yapıp milyoner olan, Mercedes'e binen, bir villada oturan, aylık bir milyon TL üzerinde para kazanan kimse var mı çevrenizde? Bence yok. Çünkü bizim işimiz pazarlama değil. Bizim işimiz insanların hayatını değiştirebilecek bir iş. Bakın arkadaşlar gerçekten bu kadar değerli bir işteyiz baktığımızda. Yani şu düşünceyi de artık sizden uzaklaştırmak istiyorum. Hani ya ben pazarlamacıyım tavsiye mi edeyim? Ben pazarlamacıyım anlatayım. İnsanlar pazarlamacı gibi görüyor. Hiçbir çevrenizdeki çantasıyla dolaşan pazarlamacı bunu mutlaka beyninize not alın ve yazın yani kazıyın bunu. Milyoner olmadı. Son model arabaya binmiyor. İstediği bir hayatı yaşayamıyor. Sabah sekizde gidiyor. Şirket diyor ki al şunları sat. O onları satmaya çalışıyor. Sizler vizyoner insanlarsınız. Sizler verdiğiniz bir ürünle, tavsiye ettiğiniz bir ürünle İnsanların hayatını değiştirebiliyor musunuz? Evet değiştirebiliyorsunuz. Sürekli artan bir gelir oluşturabiliyor musunuz? Evet oluşturabiliyorsunuz. İşte bu vizyonu ortaya koymaktır. Yani bir şeyleri kabullenirsiniz. O kabullendiğiniz şeyler sürekli sizin etrafınızda dönmeye başlar. Sürekli. Yani tavsiye edeceksinizdir sizi durdurur. Bir şey anlatacaksınızdır sizi durdurur. Ben pazarlamacı değilim. Ben pazarlama yapmıyorum. Ben de pazarlamacı değilim. Ama doğru ürünü çok iyi bir şekilde tavsiye edebilirim. Hele finansal anlamda ekonomik problemler yaşanan bir sektörde ve sizin hepinizin doğru adımlarla 2-3 ay sonrasında aylık 10 bin, 20 bin TL ve üzeri geliri ulaşabileceğiniz bir noktada bence hiçbirimiz pazarlama yapmıyoruz. Bunu bir kenarda kabul edelim. Bir daha söylüyorum, pazarlama işinde hiç kimse milyoner olmamıştır. Arabasını evini bir senede değiştirmemiştir. Sabah görebilir o elindeki ürünleri satmak, akşam da o ürünleri satmaya devam eder böyle bir hayatı vardır. Ama pazarlama şirketinin yani yüz binde bir olan diyelim ki şirket sahibi belki milyoner olabilir. Artık bu düşünceyi ortadan kaldırmak gerekiyor. Şimdi vizyondan bir tanesi mesela ajandamıza günlük puanlarımızı not almak. Bu o kadar değerlidir ki yani eğitim içinde eğitim vardır baktığımızda aslında ve çok basittir. Ama bunu görebilmek, bunu hissedebilmek, bunu algılayabilmek, anlayabilmek zor değildir aslında. Çok basittir. Hani bazı arkadaşlarımız bazen şeye düşünür. İşte başarılı olmak çok zor, karmaşık ya da işte para kazanmak çok zor, karmaşık. Hayır, çok basit. Evet, sadece ilerlemeyi düşünün. Başka hiçbir şeyle uğraşmayın. Sadece ilerlemeyi düşünün. Şimdi mesela günlük ajandamıza puanlarımızı yazıyoruz. Birinci gün sıfır, ikinci gün sıfır, üçüncü gün sıfır, onuncu gün sıfır, yirmi gün, yirminci gün sıfır. Ya arkadaş yani insan bir durup şunu düşünür. Yani Hani ben ne yapıyorum? Hani nasıl bir çalışma yapıyorum? Neden benim puanlarım sıfır? Ya da bir kolunuzda belli bir puan vardır, diğer kolunuzda da artık hamle yapmanız gerektiğini, doğru adımlar atmanız gerektiğini tamamen kavramanız gerekiyor. Çünkü siz şu an size göre hoş gelen şeyleri kenarı koyar, aslında yapmanız gerekenleri nasıl diyeyim? Ciddiye almazsanız yarın bir gün organizasyonlarınızda yaşayacağınız çöküntüler. Duruşlar, inişler, çıkışlar tamamen liderle odaklıdır. Hiçbir şirkette üründen kaynaklı bir sıkıntı olmaz. Çevrenize bakın. Yüzlerce firma var. Bir şekilde devam ediyorlar. Ya bir tane ürün var adamda. Bir tane. Bir tane ürünle ve diyor ki mucizevi yani ölümsüzlük iksiri diyor. Hani benim bir iddiam vardı hatırlarsınız. İşte bu bir vizyondur. Bedava şu an atomide altın var diyelim. Eğer sizin içinizden bu işi yapmak, bu işte para kazanmak ve gerçekten bu işi hayatınızı değiştirmek yoksa bu işte istediğiniz noktaya hiçbir zaman gelemeyeceksinizdir. Birbirimize bu konuda her zaman samimi olmak zorundayız. Çünkü biz belki biz bu iş olmayabilir ama her zaman birbirimize baktığımızda da birbirimizin ismi geçtiğinde düşüncelerimizin, hareketlerimizin ve sonuçlarımızın net olması gerekiyor. Yani belirgin özelliği olduğu gibi seçici özelliği olduğu gibi sonuç alıcı özelliklerimiz de olması gerekiyor. Soru, sorunun aslında içinde cevabı ben bu işten ne zaman para kazanmaya başladım biliyor musunuz arkadaşlar fikri olan var mı yani bir kişi fikrini söyleyebilir mi yani söylemek istiyorsa ben bu işten ne zaman para kazanmaya başladım kendim için söylüyorum fikri olan kimse var mı mesela tamam ben söyleyeyim o zaman Mehmet buyur Mehmet Gökçe mikrofonu açmış buyurun inandığınız zaman başarırsınız üstad Güzel, tamam güzel bir cevaptı. Evet. Kahramanmaraş'a selamlar. Ee, arkadaşlar ben bu işten ne zaman para kazanmaya başladım biliyor musunuz? Ben bu işten iş kelimesi var ya, bunun bir iş olduğunu anladığım zaman para kazanmaya başladım. Burası çok değerliydi benim için. Ben bu işten bu işin bir iş olduğunu iyice kavradığım zaman para kazanmaya başladım. Yani birilerinin gelip benim ekibimde olup ürün satıp ya da birini kaydedip ya da bir iki kişi getirip iki kişinin de onlarca kişi getirip bana para kazandıracağını anla yani anladığım süreçte çok zorlandım, çok yıprandım. Daha sonra bunun bir iş olduğunu anladığım zaman ben bu işten çok ciddi para kazanmaya başladım ve 8 sene bitti. 9 senedir de profesyonel anlamda girdiğim her firmada kesinlikle para kazanıyorum, başarı elde ediyorum ve devam ediyorum. Ama ben bu işin kelime anlamında olduğu gibi bir iş olduğunu anladığım zaman yani kendimi iyi hissettiğim zamanlarda insanları işi anlatıp böyle bir vizyon olmaz liderde. Motivasyonum yerinde olduğu zaman işi anlatıp o zaman kurduğun organizasyon nerede? Yani bugün organizasyonla bir şeyleri tam anlamıyla veremezsen ya da vermezsen daha sonra organizasyon sana nasıl sahip çıkacak bir ekip lideri olarak? Böyle bir şey mümkünatı yok. Ama bunun iş olduğunu anladığımızda hep beraber çalışan arkadaşlarımız var saygı duyarım. Yarı zamanlı part -time. yani şöyle bir şey bile vardır part time iş Değil mi? Bunu görmüşsünüzdür. Özellikle okul zamanlarımızda mesela. Der ki yarı zamanlı iş yapmak ister misiniz? Part time iş yapmak ister misiniz? Yani belki 3-4 saat bile sürse o 3-4 saat için bundan iş modeli diye bahseder. Yani geliriniz size yeterli gelmez. O gelirinizin yeterli gelmemesiyle beraber orada bir part time iş der. Tamam biz de belki bu işi part time yapıyoruz. Belki bu işe tesadüf sevdikleriniz için başladınız. Bu da olabilir. Bu da çok güzel bir şey. Belki arkadaşlarınız için bu işe girdiniz. Belki ilk başta önyargılarınız vardı. Daha sonra o önyargılar belki eğitimlerle, belki hep beraber bir araya gelmeyle kırılmaya başladı, değişmeye başladı. Ama hepimiz için geçerli olan, kesinlikle arkadaşlar altını çizerek söylüyorum, bu bir iş. Yani gündelik hayatınızda, işlerinizde ne kadar disiplinliyseniz, kurumlarınızda nasıl ki alt üst hiyerarşisini çok doğru tamamlıyorsanız, bu bilgiyi doğru bir şekilde aktarıyor, yani size iş yerinde bir şey söylendiğinde, ben sonra bakarım deme şansını sanırım yok. Yani bu çok zor bir şey. Müdür olsanız müdürünün üstü var, astı var vesaire, bürokrasi var. Böyle böyle devam ediyor ama baktığımızda bu işlerde yapılması gereken bu işin gerçekten bir iş olduğunu. Çünkü ayda 50 bin TL hepimizin hedefi nedir? 6 ay sonra 50 bin TL ya da bir yıl sonra 50 bin TL ve üzeri bir gelir sağlamak. Bunu sağlayabilmek için ilk önce bunun bir iş olduğunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor vizyon olarak liderler olarak vizyonu belirleyecek olan sizsiniz. Yani bizim amacımız sadece Türkiye'de değil dünya genelinde bir vizyona sahip olabilmek. Bu basit bir şey mi? Hayır. Zaman alacak mı? Kesinlikle. Ama olur mu? Kesinlikle olabilecek bir şey. Fakat niye sürekli söylüyoruz? Hani bazı kelimeleri sevmeyeceksiniz. Bunlar çok normal. Organizasyonunuzun büyüklüğünü, bakış açınızın büyüklüğü belirler. Dediğimiz noktada ben çok büyük bakıyorum ya da ben çok iyiyim aslında ama böyle bir şey yok. Çünkü bu işi yapanlar var. Atomide başarılı olanlar var. Özellikle Avrupa tabii ki bizden önce başladığı için sürekli çalışıp devam edenler var. Ben size bir tane örnek vereyim. Çok küçük. Şimdi ister bireysel birini bu işe dahil edin. Herkes kendi içinde bir matematik hesabı yapsın. Bir vizyon ortaya koysun. Ben başından beri mesela çünkü bizim işimizde paket yok. Teknik anlamda yani bugüne kadar çalıştığım bütün firmalarda bir paket üzerinden yani atıyorum 3 bin lira 5 bin lira bir paket alıyordun. O paketle beraber kişiyi kaydediyordun. Bir referans primi alıyordun devam ediyordun. Bir yerden sonra iş sadece kişiyi kaydetmeye dönüyordu. Maalesef aşağıdaki yerlerde bu çökmelere neden oluyordu. Ama sen üstlerdeysen zaten her türlü yürüyordun. Peki ben şimdi şu an size ekip lideriniz olarak bir vizyon ortaya koyacağım. Bunu kendi hesabınız muhasebesini yapın. Ekibinizde 5 kişi 10 kişi olanlar var mı? Mutlaka var doğru mu arkadaşlar? Yani artık herkesin ekibinde minimum 5 ve 10 kişilik takımları var. Günlük olarak 10.000 puan hedefi koysanız... Bakın, günlük 10.000 puan. Bunu gerçekten kafanızda not alın. Günde 10.000 puan hedefi koysanız... Haftada ne kadar yapar biliyor musunuz? Günde 10.000 puan, 10 kişiniz var. Haftada da 700.000 puan. Doğru mu arkadaşlar? Günde 10.000 puanla... Bakın, en komiği günde 10 bin puanlık 10 kişilik hedefinizle haftada 700 bin puanlık bir cüreye ulaşırsınız. Aylık baktığımızda bu da yaklaşık 2.83 milyon bir cüro yapar. Bu ister normal kayıt olur, kişi girdiği zaman bir ürün tavsiye edersiniz ya da günlük olarak ekibinizle beraber doğru bir planlama yaparsınız. Sadece 10 kişiyle ve sadece 10 bin puanla yani bir diş, diş fırçası seti ya da bir diş macunu ya da bir tane göz kremi gibi düşünün. Çünkü bazı arkadaşlarımız daha önceki süreçlerde pazarlama yani daha çok aktif satıştan geldiğini iddia ediyor. Ama cirosal anlamda baktığımızda aktif satış çok düşük. Evet şu olabilir. Sistemler arası değişiklikte bazen kurgu yaparken do yani takılabilirsiniz. Nokta atışı yapamayabilirsiniz. Bunlar olabilir. Ama günlük sadece 10 bin puanlık bir satış hedefi yani bir şekilde bir hedef. Ya birini dahil etmek ya da birine bu ürünü ulaştırmak. Ama ulaştırırken tabii ki onu hayatını değiştirebileceği noktasında doğru cümlelerle beraber gitmek. Sadece haftada 700 bin puanınız var arkadaşlar. Bu da ayda 3 milyon puan yapar. Bunun ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay katlamasında bireysele döndüğümüzde düşünelim. Bir de bireysel bakalım. Birinci ayınızda ekibinizde 300 bin puanı olmayan kalmıyor. Bakın ne kadar basit değil mi? Ekibinizde 300 bin puan yani agent dediğimiz şu an bir seviye ama bir kariyer değil. 300 bin puan olmayan kalmıyor. Beşinci ayda bir buçuk milyonluk yaklaşık bir seviye çıkıyor diamond seviyesi. Bireysel küçük küçük tavsiyelerle bile. Hani diyoruz ya ben pazarlamacı değilim. Hiç kimse pazarlamacı değil. Bunu altını çizerek defalarca söyleyeceğim artık. Pazarlamacı milyoner olamaz. Son model arabaya binemez. İstediği saatte istediği yerde olamaz. Sadece günlük çalışmasını yapar. Aylıkta maaşını alır. Size Atomi'den maaş verilen var mı? Yani maaş alan var mı Atomi'den? Ben almıyorum mesela en basit örnek. Ekstra giderlerle ilgili bir şey de sahibi değilim. Ama ne zaman ki ben bunun diyorum ya bu sektörde bunun bir iş olduğunu hissettim ve anladım. Çünkü onun dışındakiler beni hep geriye itti. Ekibim çalışır para kazanırım. Ekibimde puanlar olur. İki kişiyi getiririm. Ya sen iyi değilsin ona geç. O iyi değil buna geç. Sen iyi ilerliyorsun onunla sohbet et. Sonra bir bakıyorsun artık organizasyon akordiyona dönmeye başlıyor. Çünkü sırsaklanmaz. Hayatta hiç kimse sırsaklayamaz, Bunu unutmayın. Hiç kimse. Bir şekilde organizasyonunuz içindeki hareketleriniz, çalışmalarınız, davranışlarınız, tutarlı tutarsız hareketleriniz her ne varsa vizyon olarak bu bir şekilde yansır. Ve yansıdıktan sonra eğer siz doğru bir yapı kurmuyorsanız, hani bazen deriz ya kendimize benzemesi lazım organizasyonumuzun. Belki organizasyonumuzdaki insanlar bizden daha güçlü, daha iyi bir potansiyeli var, daha iyi lider olacak, daha çok kariyer yapacak, daha çok para kazanacak. Ama biz sürekli ben merkezli, vizyonu ortaya koymadan, belki kendi bireysel düşüncelerimizde bir e, kafes yarattığımız için ne oluyor bu sefer? Organizasyonumuzda çok ciddi başarılı olacak arkadaşlarımız adım adım ilerleyemiyor. Bunu mutlaka bence deneyin. Günlük hedef. Yani ajandamıza niye dedim? Mesela günlük olarak puanlarımızı yazın diye. Biz bu işten para kazanıyoruz. Yani bu işi yapıyorsak, doğrudan satışta Atomi firmasındaysak, biz bu işten kazanç elde ederek o puanlar paraya çevriliyor. Sunumlarda anlattığımız gibi ve sonra da para kazanmaya başlıyoruz. Peki ajandamız her gün açtığımızda sıfır, 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 sıfır. Yani bu hiç rahatsızlık vermiyor mu? Yani bizler çok iyiyiz ama sistem yanlış. Bizler çok iyiyiz ama ürün yanlış. Bizler çok iyiyiz ama Güney Kore'de 13 senedir hatta 14 senedir aynı sistemle çalışılıyor. Müthiş kazançlar elde ediliyor. Yüzlerce, binlerce abartmıyorum. Milyoner var ve her zaman milyoner çıkmaya devam ediyorlar. Her ay çok ciddi kazanç sağlıyorlar ama onların sistemi aynı, ürünler aynı. Ama biz hepimiz farklı firmalardan gelmişiz. Ama artık stratejinin oturması gerekiyor. Biz çıkardığımız puanlarla birlikte, hedef dediğimiz budur. Yani diyorum ya arkadaşlar bazen lider olarak bireysel sorunları kendiniz çözmeniz gerekiyor. Yani sorun gördüklerinizin aslında sorun olmadığını. Bunu kendiniz adım atmanız gerekiyor. Tavsiye yok, yeni giriş yok, yeni kişinin heyecanı yok, hevesi yok, motivasyon yok. Yani puan çıkma şansı var mı? Sıfır. Böyle bir puan çıkmaz. Bunu söyleyeyim. Önemli olardan bir tanesi de arkadaşlar, fırsatların peşinde koşmalıyız. Bakın, paranın peşinde koşarak para kazanılmıyor. Fırsatların peşinde koşmalıyız. İnsanlar sürekli paranın peşinde koşar, ama fırsatları görmez. Bugüne kadar yaşadığınız hayatta mutlaka fırsat gelmiştir. Bak bir arsa, bir ev, bir yazlık ya bir al sat işi mutlaka bir şey vardır. Ama o an riske atamayacağınız ya da o an kendinize belki yüzde yüz güvenmediğiniz için o aksiyonu almamışsınızdır. Peki Atomi'den daha büyük bir fırsat var mı şu an bu sektörde bizler için? Çok net bir soru soruyorum. Şu an biz ekip olarak Atomi'de otururken en ön koltukta oturuyoruz. O koltuğu hak ederek oraya geldik. Gezerek tesadüfen o koltuğu bize vermediler. Gel sen işte çok iyi konuşuyorsun da Erhan İpekçi bu koltuğa otur demediler. Ya da ekip arkadaşlarımın önüne masa koyulurken sandalyeleri verilirken isimleri yazırken tesadüf alınmadı onlar. Bir şekilde bedel ödendi. Gerçekten bedel ödendi. Ve baktığımızda şurada 3-5 günlük yani bir 10 günlük süre sonra 15 günlük süre sonra tam tamına yaklaşık bir yıla yakın tam bir yıl olmuş bir süre olacak resmi anlamda baktığımızda. O yüzden bazen agresif karakterinizi, agresif ruhunuzu, vizyonunuzu tamamen ortaya koymanız gerekiyor. Bazen bir şeyler zorlaşabilir. Bazen bir şeyler yorabilir. Benim de kendi iç dünyamda ağladığım, sızladığım, gerildiğim çok zamanlar oldu. Ama hayatımda şunu yapmamayı prensip edindim arkadaşlar. Vizyon edindim kendime şu şekilde. Bana zarar veren bir şeyi yapmamaya söz verdim kendime. Çünkü parasızlık gerçekten çok zor. Bakın Parasızlık çok zor. Yaptığım bir işte başaramamak çok zor bir şey. O duyguyu yaşamak çok zor bir şey. Ben bazen söylüyorum arkadaşlar daralıyor. Gerçekten bu işe gerekenleri yapmıyorsanız bu toplantı size hiçbir şey kazandırmayacak. Çünkü sunumu kapattıktan sonra siz aynı hayatınıza devam ediyorsanız, kişiler gelip de ben para kazanırım diye düşünüyorsanız bir yere kadar gideceksiniz. Ama bir yerden sonra hüsran olacak. Ve ben o hüsranın o vebalin sorumlusu değilim. Çünkü ben ekibim adına, kendim için, hedefim için, vizyonum için bunu siz de görüyorsunuz. Çevredeki insanlar da görüyor. Farklı firmadaki insanlar da görüyor. Gece gündüz çalışmaya devam ediyorum. Bir sunum bile benim. Sizin çoğunuzdan, sizin ekip arkadaşlarınız benim için çok değerli. Çünkü sizlerle zaten bir diyaloğum var. Ama ekip arkadaşlarınızın daha iyi olabilmesi, daha başarılı olabilmesi, yarın sizin daha başarılı olacağınız anlamına gelmektedir. O yüzden yeni arkadaşlarımızın, mevcut lider adayı düşüncesinde olanların, yeni çıkış yapanların bizim için değeri çok fazla. Çünkü belki sizler istediğiniz bir performans ya da verimi gösteremediniz ama hiç tahmin etmediğiniz bir arkadaşınız sizin hayatınızı değiştirecek. Bunu bilemezsiniz. Çünkü biz eğitimlerde şöyle deriz. Yani sunum yaparken ya da görüşme yaparken ön yargılı olma. Çünkü ön yargı gerçekten yani şu yapar, bu yapamaz, bu yapabilir, bu belki yapar deme noktası gerçekten bizi çok geriye atar. Zaten defteri söylemiştik mesela deftere çoğu arkadaşımız yazdı, çoğu arkadaşımız yazmadı. Benlik hiçbir şey yok. Benim benim yapacağım bildiğim doğruları elimden gelebildiği kadar sizlerle değerli arkadaşlarımızla paylaşmak. Yani sorumluluk dediğimiz, vizyon dediğimiz gerçekten e, çok değerli şeyler arkadaşlar. Bunları ne zaman ki doğru anlamda oturturuz. Yani içimizde şu an bu sunuma katılan siz değerli arkadaşlarımız. Türkiye'nin neredeyse her yerinden farklı ülkelerden olan arkadaşlarımız bile var. Hepinizin ekipleri var. Sizler bunun bir iş olduğunu anlamadığınız sürece size hiç kimse yardım edemeyecek. Atomi yarın 150 tane ürün getirsin. Çok basit bir soru. Deterjan geldi. Kaç tane kadın arkadaşımız bu deterjanı aldı ve kullandı? İlla ki parmak kaldıranlar olabilir. Deterjan geldi. Herkes deterjan bekliyordu. Ben her zaman diyorum ki ürün sadece bir araç. Yani ürün bizim karşı tarafa ulaşmamız için bir araç, bir aracı, bir köprü görevi görüyor. Eğer biz bu köprü görevini doğru bir şekilde tamamlarsak bu bizim ilerleyişimizi, büyümemizi, kazancımızı ve her şeyi oturtturmaya başlıyor. Ama e, Atomi'de aslında baktığımızda bizim ekipte olduğu gibi yüzde %98 kadın ağırlıklı bir ekip. Türkiye genelinde bütün Atomi firmasındaki tüm ekiplerde böyle. Ama kaç tane arkadaşımız deterjanı aldı, renkliyi atıyorum renksizi bir araya koydu. Sonuç aldı almadı ama aldığı sonuçta gerçekten çok ciddi bir şekilde karşıya aktardı. Bunu gerçekten çevresindeki, hani diyorum ya, bunu belki bizim ekipten yapanlar çıkacak bir gün. Bugün değil ama yarın bir gün çıkacak. Kapı komşunuz bu işi yapmıyorsa, Atomi'nin o deterjanı kullanmadıysa zenginsiniz. Bunu görebilenler. Ama tabii ki şu, kendinize şu korumayı yapmayın lütfen artık. Ben pazarlamacı değilim, ben kapı kapı, ben kapı kapı dolaşmıyorum. Ama bu işi büyütmek içinse, insanlara her gün bir diş macunu, bir diş fırçası, vizyonumu ortaya koyarak bunu anlatırım. Ve çok gür bir sese çok kendinden emin bir şekilde. Çünkü benim günlük puanlarım yeterli değilse, benim günlük puanlarımla ben ciro kazanıyorsam. Ve e, burada özellikle mesela Unilevel'den gelen arkadaşlarımız için de söylüyorum. E, en önüme gelenlerden Ayşegül Kayı liderimiz mesela. Öbür firmalarda da güçlü e, çalışmalar olan bir liderimiz Gaziantep'teki Unilevel'den gelen. Orada sürekli, doğru mu Ayşegül liderim? Sürekli kaz, yani pazarlama gibi değil mi? Satış, satış, satış örnek. Ama bineri sisteminde arkadaşlar organizasyonunuzu kurduğunuzda ömür boyu iki kol üzerinden yapınız devasa bir boyuta ilerler. Devasa olur. Sürekli yan kol bulma şartınız yok. Sürekli yan ciro yapma şartınız yok. Ekibinizle beraber. Ama şurayı kaçırırsak günlük hedef. arkadaşlar bu sizi gerçekten rahatsız etsin. Yani günlük puanınız çıkmıyorsa rahatsız olun ya. Böyle alışkanlıklar edin. Yani günlük cironuz çıkmıyorsa, günlük puanlarınız çıkmıyorsa şunu haksızlığı da yapmayın. Yani ekip arkadaşlarınız bunda yeterli değilse duplicate dediğimiz olay nedir? Lider sürekli kendini kopyalar, sürekli yeni kişilere ulaşır, yeni kişiler ekibine dahil eder. Çünkü kimse sizin için çalışmayacak. Kimse benim için de çalışmıyor, bunu bilin. Ben bunu dokuz sene önce bu işin bir iş olduğunu anladığımda, disiplinli davrandığımda, ekip arkadaşlarımı ciddiye almaya başladığımda ben hayatımda para kazanmaya başladım her şey değişmeye başladı. O kadar çok şey değişti ki. Ve siz yaşamadınız şu an. Belki ekiplerinizden süre içerisinde illaki bırakanlar, gidenler olabilir. Bunlar çok doğal şeyler. Ama organizasyonunuz yıkılmadı. Çünkü sizler iyi liderlere sahipsiniz. Bu da çok önemli. Ben dımdızlak tek başıma kaldım. Kimse yok. Yani giden birini çevirebilecek, sorun çözebilecek, problemi aslında problem olmadığı noktadan kaldırabilecek kimseye rastlamadım. Tek başımaydım. Çaresizdim, hiçbir şey yapamıyordum. Ve hayattaki en zor şey aslında sıfırdan başlamak değil arkadaşlar, bir şeyleri kabullenerek ama kabullendiğiniz halde sonuç alamadığınız şeyde e, aynı şeyi yapmaya devam etmek. Mesela ben hayatımda e, sonunu değiştiremediğim şeyler için mücadele etmiyorum. Belki yaş itibariyle, belki tecrübe itibariyle. Çünkü bu iş sadece diyorum ya insanlara bir şey satmak, bir şey tavsiye etmek sadece birkaç kişi kaydetmek işi değil. Yani bir gün sahneye çıktığınızda bunu anlayacaksınız. On binlerce kişi. İnşallah bugünleri yaşayacaksınız. Ama bugün ama yarın. Yani bu ekipten mutlaka bunu başaranlar olacak. Sahneye çıktığı zaman topuklarıyla beraber sahneyi kırabilecek arkadaşlarımız, kadın arkadaşlarımız olacak. Çünkü çevresinde o kadar çok kadına faydalı olabilecek, o kadar çok kadın hayatını değiştirebilecek insan olacak ki çevremizde. Erkek arkadaşlarımızdan çoğu arkadaşımız artık belki insanların klasik kahvedir, kratanedir, klasik alışkanlıklarından çıkartıp arkadaş gel çocuklarına, eşine, yuvana çok güzel gelecek sağla, çok güzel şeyler yap. Bırak insanlar sana pazarlamacı desin, bırak insanlar sana satış yapıyor desin ya da insanlar bu işi sürekli biliyorum desin sorun değil. Ama tek temel sorun Atomi'nin 13-14 sene önce başlamış bir sistemini günlük hedef, cüro hedefi bu kayıtta bakın ikisi aynı. Günlük hedefler koymadan... Günü geçirerek sonra bakarız ya da belki yaparız diyerek bunu alışkanlık haline getirmeniz. Bu size yarın öbür gün çok şeyler kaybettirecek. Benim zamanım çok fazla. Ben de zaman sorun yok çünkü ben bu sektörde hayatımı kazanıyorum ve bu sektörle beraber kariyer kazanıyorum. Sürekli yeni insanlarla tanışıyorum ve ekibimi büyütmeye devam ediyorum. Ve benim bu işte zamanım çok çünkü sadece hayatımda bu iş var ve hayatımda hiçbir zaman A, B, C, D, E planlarım olmadı. Yani atomi yapıyorsam Başka bir işte de resmi olarak da çalışıyorsam, maaşlı olarak da Atomi'yi kesinlikle B, C, D planlarına sokmadım. Elimden geldiği kadar bunlar sürekli önde oldu. Çünkü benim bir sorumluluğum var ekibime karşı. Sizlerin de var. Ekibinize karşı sorumluluğunuz var. Ailenize karşı sorumluluğunuz var. Karı kocanın birbirine sorumlu olduğu gibi, çocuklarınıza sorumlu, herkesin birbirine sorumluluğu var. Ama ajandanıza yazmadığınız, çoğu arkadaşımızın, ama ajandanıza her gün yazmanız gereken, yani bir öğretmen-öğrenci ilişkisi yok aramızda. İçimizde eğitimciler de var. Çok değerli bizler için. Ama bizim aramızda bir öğretmen-öğrenci ilişkisi yok. Biz ekip arkadaşıyız. Ajandanıza yazdığınızda o sıfır, 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 sıfır. Ben dedim ki artık bazıları infilak eder. Yani ben niye hep sıfır? Ben niye hep sıfır? Şimdi gelelim bir daha aynı şeye. Toparlıyoruz çünkü toplantı bitiyor arkadaşlar. Bir gün bir ekip arkadaşı ekip liderine gelmiş ve demiş ki ya benim organizasyonda sorunlar var. Problem ne demiş? Gülümsemiş. Aradan bir iki dakika geçmiş. Konuşmaya devam etmiş. Ya demiş işte ekiplerim dağılıyor. Yani ilerleyemiyorum. E problem ne demiş? Aradan üç dört dakika geçmiş. Böyle sinirlenmeye başlamış. Ya demiş tamam da liderim para kazanamıyorum yani. Gidip bir işte çalışmam gerekiyor. Sonuçta eve para götürmem gerekiyor. Gülümsemiş problem ne demiş? Şimdi siz yaşadığınız problemleri kendinizden kaynaklı olduğunu anlamadığınız sürece sürekli problemi karşı tarafta ararsınız. Yarın liderde ararsınız. Yarın ekip arkadaşınızda ararsınız. Yarın firmada ararsınız. Yarın üründe ararsınız. Yarın hava sıcak arkadaşım ya dışarı çıkılmıyor diye ararsınız. Bunu söyleyenler de olacak. Yaşayacaksınız. Kışın dışarı çıkamıyorum. Yağmur var. Yazın ama çok sıcak burası. 40 derece çıkamıyorum diyenler de var. Ama sabah 8'de fırına gidip de 150 derecede çalışan insanlar da var ekmek parası için. Ama siz özelliğinizi ve önceliğinizi doğru kullanmazsanız eğer, vizyonu doğru bir şekilde ortaya koymazsanız eğer, sürekli problemlerden bahsedersiniz. Karşı taraf gülümser, size der ki problem ne? Problemi çözecek olan sizlersiniz arkadaşlar. Eğer ekibinizde yaşadığınız problemler varsa, bu işte kazanamadığınızda problemleriniz varsa, size göre üründe problem varsa, lider vizyonu ortaya koyar ve ne diyoruz? Lider sorun çözer. Bütün sorunların çözümleri sizde. İşte bazı şeyleri artık problem etmemeyi, bazı şeyleri gündelik karşılamayı, bazı şeyleri gündelik standart haline getirmeyi başaramadığınız sürece problemler devam eder. En son problem olmayı siz başlarsınız. Bir bakmışsınız ki bir gün gelmiş bu toplantılarda yoksunuz, eğitimlerde yoksunuz, yollarımız ayrılmış. Siz belki kendi hayatınızda devam ediyorsunuz. Belki diyorsunuz ki yapabilirdim aslında ama bu firmada olmadı bu firmada yaparım. Ben o kadar çok gemi yakanları gördüm ki hep yüzerek geri geldiler senelerce. İşte burada olmuyor ben öbür firmada şöyle yapacağım. Burada olmuyor böyle yapacağım. Buradaki kazanç daha iyi. Buradaki ürün daha iyi. Gemileri değil limanı yakmış, şehri yakmış. Bir bakıyorum yüzerek geliyor. Artık nefesi de kalmamış. Karaya dönmek için bir önce ama karayı da yakmış. Yani geri kalacak bir şey de yok. O yüzden siz değerli arkadaşlarımızla beraber hiçbir zaman paranın peşinde koşmayalım. Benim de paraya ihtiyacım var. En az sizin kadar. Günlük ekmek, su, peynir, zeytin bunları almadan hayatı devam ettirmek kolay mı? Kesinlikle kolay değil. Buna saygı duyuyorum. Buna hiçbir şey söyleyemem. Aile olduğu zaman akan sular durur. Her zaman söylüyorum. Ama bunu iş olarak yapıyorsanız artık kendi düşüncenizde lütfen beni boş verin. Kadın arkadaşlarımız kim hanımı örnek alsın. Hiçbir dil bilmeyen, hiçbir dil bilmeyen, işlem tecrübesi olmayan bir insan sıfırdan kalkıyor, milyon dolarlara imza atıyor. Ne yaparak? Ürün tavsiye etti. Evet dediler, hayır dediler. Devam etti, devam etti, devam etti. Ama o kadar prensipli ve planlı ki. Yani bizim eğitimlerde o görmedi onu. Farklı firmalarda da görmedi. Hayatında tek yaptığı iş. Ama günlük puanlarını yaparken bile o kadar planlı ki. inanın, o kadar koordinasyonlu ki günlük bile. Ama biz ajandamıza günde sıfır çektiğimizde anında infilak ediyoruz. Olumsuz bir şeyde, olumsuz karşı taraf ya. Vallahi bak Sorun Eran, Eran. Eran'da sorun var ya. Hani şöyle konuşsa, şöyle yapsa vallahi daha iyi ya. Böyle karar veriyor. Arkadaşlar, ilk önce benim yaptığımı yapın. Organizasyon kurun. Organizasyonunuzda sorunlar çıksın. Bunları çözmeye çalışın. Doğru kararlar alın. Karşı taraf yanlış zannetsin bunu. Ama eninde sonunda gene aynı şeyleri yapmaya başlayacaksınız. Ajandanıza günlük puanlarınızı yazmaya başlayacaksınız. Günlük ciro hedefiniz olacak. Günlük arkadaşlarınızla doğru bir diyalog kuracaksınız. Doğru planlama yapacaksınız net olacaksınız, sonuç alacaksınız, karar verirken de zerre şüphe etmeyeceksiniz. Çünkü bir sefer şüpheye yer verdiğinizde o şüphe sürekli ömür boyu sizi takip eder. Acaba böyle miydi, acaba şöyle miydi? Bizler çok büyük bir işteyiz. Burada ev hanım arkadaşlarımız da var. Farklı meslekte olan arkadaşlarımız da var. Doğru mu? Her hani her meslekten, her düşünceden, her kesimden, her mezhepten farklı ırktan bile olan arkadaşlarımız da var. Bu çok normal. Ne güzel bir şey bu. Paradan daha değerli bir şey. Bizim hep beraber ortaya koymamız gereken de bizler bir aradaysak en iyi çıkaran sizin olmanız gerekiyor. Bakın en iyi ki kuran sizin olmanız gerekiyor. En güçlü düşünceye sahip olan sizin olmanız gerekiyor. Bir yarın dese ki Allah korusun atomi kapandı. E tamam açıldığı zaman devam ederiz. Bu düşüncede olmak gerekiyor. Çünkü ekibiniz varsa, organizasyonunuz varsa sırtınız yere gelmez. Bak bunu hiçbir zaman unutmayın. Organizasyonunuz varsa, ekibiniz varsa sırtınız yere gelmez. Bu bir günde de oluşur, bir ayda da oluşur, beş yılda da oluşur. Problem değil. Hiç kimsenin zaman problemi yok aslında baktığımızda. Ama diyorsanız ki kazanma problemim var. Lütfen paranın peşinde koşmayı bırakın. Hepimiz bırakalım. Biz başarılı olmak için neler yapmamız gerekiyor? Başarılı olmak için vizyoner insanlar olarak, vizyoner, İlla Elon Musk olmamıza gerek yok. Steve Jobs olmamıza gerek yok. O insanlar milyarda bir tane çıkmış. Ama biz kendi hayatımızda, kendi çevremizde bence çok rahat bir şekilde bir kadına ya da bir erkeğe, kadınlar kadın arkadaşlarımıza, erkekler erkek arkadaşlarımıza ama çay e, ne, ne, kısır günlerinde, şimdi söyleyemedim, yani çay günü derler ya, ev günü, Maynur Gülme, Video kaydediyor. <laughs> Çay günlerinde, kısır günlerinde, hadi bizlerde de maç, maç anılarında vesaire bir şekilde bu işi anlatıp birilerini heyecanlandırabiliriz diye düşünüyorum. Ve lütfen herkes artık günlük ciro hedefini, bakın bu kayıt da olabilir. En az minimum 5 bin, minimum komik olan 100-150 TL'den bahsediyoruz ama bütüne gitmediğiniz için sürekli dönüp dolaşıyorsunuz. 300-300 eşleşme, 300-300 eşleşme oradan olursa nasıl olur? Ya arkadaş sen devam et, sorgulama. Sen devam et. Ya beni de düşün, hani beni de hadi es geç. Ya senin sponsorların var, milyon dolar kazanıyor. Aynı sistem, aynı ürün. Hiçbir şey değişmiyor. Aynı sistem, aynı ürün. Muhteşem paralar kazanıyor. Ve ben biliyorum ki içinizde o kadar enteresan yeteneklere ve güce sahip insanlar var ki. Enteresan. Yani iki sene sonra Türkiye'de parmakla gösteren kadın liderler olurlar. İki sene sonra Türkiye'de, erkeklere öncelik vermeyeceğim bu toplantıda. İki sene sonra Türkiye'de parmak gösteren kadınlar ordusu olur ve herkes sizi kopyalamaya çalışır. Eğitiminizle, çalışmanızla, mücadelenizle o kadar güçlüsünüz ki ama işte o gücü vizyon olarak ortaya koymadığınız sürece ilerleme sağlanmayacak, ilerleme olmayacak. Siz döneceksiniz ekip liderine, döneceksiniz yaşanan gündelik olaylara. Hayatımda hiçbir zaman şahıslara ve olaylara takılmadım. Benim için genel olan şey başlangıç noktamda, barış noktamda. Yaptığım sunumda bile onu kullanırım karşı tarafa. Dedim ki başlangıç noktanız bu, varış noktanız bu. Başlangıç noktanızda Celeste Diamond, SRM Imperial olacağım. Ama varış noktanızda pardon Celeste Diamond Imperial olacağım. Büyük paralar kazanacağım. Ama başlangıç noktanızda günlük ajandanızda bunun bir iş olduğunu görmezden gelip keyfek eder. Ya da ee, nasıl diyeyim disiplini ortaya kendi, kendi hayatınızın daha iyi olabilmesi için bir disiplini ortaya koyamıyorsanız Günde 10 bin puan, 5000 bin puan, 20 bin puan ekibinizle beraber çıkartamıyorsanız bu işi lütfen yapmayın. Zaman kaybedersiniz. Vallahi bak. Hiç kimseye de ben bu işte büyük para kazanacağım diye işinize dostunuza bir şey anlatmayın. Sakın bu hatayı yapmayın. Çünkü bu işi Atomi'de bırakın gene bir sene, iki sene sonra gene dayanamayıp gene yapacaksınız. Çünkü göreceksiniz ki Atomi'de, Pro Akademi'de başaranlar var. Başaranlar çıkıyor. Kazananlar çıkacak. Büyük kariyerler çıkacak. Büyük kazançlar çıkacak. Ve maalesef çoğu arkadaşımız diyecek ki ben yapabilirdim. Bir deneyim gidecek X firmada bir daha sıfırdan başlayacak. Ama temel eğitim dediğimiz bu kadar siz değerli arkadaşlarımızın değerli zamanınızı almanız. Bu eğitimlerle, bu görüşmelerle benim de ailemden, sevdiklerimden, sosyal hayatımdan tamamen olabildiğince soyutlanıp siz değerli arkadaşlarımla beraber yapabileceğim gerçek hedeflere ulaşabilmek için ayırdığım zaman ve enerji ben yüzde yüz inanıyorum buradan o kadar başarılı, o kadar e, kariyerli, o kadar vizyonu sağlam her gün ajandası her gün çalışması, her gün notunu bunun bir iş olduğunu e, tamamen özümseyerek çok ciddi başarılar imza atacak. Ekip arkadaşlarımız çıkacak. Çünkü Atomi gerçek anlamda büyüyor arkadaşlar. Her gün büyümeye devam ediyor. Sadece bizim ekiplerimiz değil. Bir sürü ekipler var. Yurt dışından hala ekipler gelip Türkiye'de ekip kurmaya çalışıyor. Biz nasıl ki yurt dışında ekipler kurmak istiyorsak bu çok normal bir şey. Ama kazananları söyleyeyim. Hani diyorum ya zaten bir işte tecrüben varsa kay nasıl kazanacağını ve nasıl kaybettiğini bilen insanlar tecrübe sahibidir. Günlük ajandamız boşsa, günlük puan hedefimiz yoksa, sürekli yeni insanlarla bir aradıysak ve mevcut arkadaşlarımızı teşvik etmiyorsak, bir şekilde onları heyecanlandırmıyorsak, gerçek hedeflerimiz yoksa kesinlikle kazanamayacağız. Belki tesadüf sağ sol kolay işleşir, biraz para kazanılır. Yani e, Türkiye şartlarında o paralar da artık çok komik oluyor ama günde 400-500 TL kazandığınızda gerçekten keyifli bir hale geliyor. Nasıl kazanacağımızı da söyleyeyim. Öyle de kapatalım sunumu. Gerçek anlamda hedefiniz olursa fedakarlık yaparsanız günde yarım saat, 10 dakika çok fazla değil. Yani bir ajandaya bir e, puanlama yazıp ben neden bu puanı ge gerekli olarak yükseltmiyorum demiyorsanız diyemiyorsanız bazı seri zamana bırakıyorsunuz. Zamanla beraber geride kalmış olacaksınız. Bu da gerçekten üzücü bir şey olur arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu sektör acımasızdır. Yarın biri çıkar, alıp gider. Bu ekipten alıp gidecek ve gerçekten çok ciddi kariyerlere gelecek çok arkadaşlarımız var. Ben bunları biliyorum, net biliyorum. Sadece zamana dayalı. O zaman da bir noktadan sonra gelecek. Evet değerli arkadaşlar, vizyon gerçekten bizler için çok 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 önemli. Ben size bu işte nasıl para kazandığımı, ne zaman para kazanmaya başladığımı söyledim. Bu çok değerliydi. Ben bu işin bir iş olduğunu öğrendiğim zaman, iyice algıladığım zaman para kazanmaya başladım. Zaman ayırmam gerekiyordu. Ee, ve gerçekten nasıl yapılıyorsa böyle yapılmam, yapılması neyse, tavsiyesi tavsiye, anlatmaksa anlatmak. Günü birlik, geçici, keyfim yerine geldiği zaman değil, her gün bunu yapmaya alıştığımda beni kim eleştirirse eleştirsin, benim annem babamdan, ailemden daha değerli bir şey yok. Eminim senin için de bu böyledir. Yani ben mutlu olduğumda, para kazandığımda, güçlü olduğumda beni seven ailem, başta ailem, sonra arkadaşlarım, eşim, dostum. Mutlu olduğu sürece benim için insanların bana farklı kelimeler kullanması, beni aşağılamaya demeyeyim ama küçük görmeye çalışıyor ya da farklı bir şeyler düşünmesi benim hiç de umurumda olmadı. Ve bir hedefim varsa kesinlikle onun arkasından gittim. Çünkü benim kendime karşı da bir sorumluluğum var. Bu da çok değerliydi. Ve bir daha söylüyorum, toplantı bitiyor. Son olarak bu üçüncü anlatışım. Eminim çoğu arkadaşımız bunu algılamıştır ve iyice oturtacaktır kafasında. Bir gün biri liderine geliyor ve diyor ki ekibim dağılıyor diyor. Ekip lideri diyor ki problem ne? Aradan bir 3-5 dakika geçiyor rahatsız oluyor. Ya ama işte diyor para kazanamıyorum falan diyor. Gülümsüyor problem ne diyor. Aradan bir iki üç dakika geçiyor ama diyor ben bu işi yapamıyorum ya da işte olmuyor para kazanmam lazım ben bir işe girip çalışacağım diyor. O da diyor ki problem ne? İşte bu problemi anladığınız zaman Gerçekten bu işte müthiş başarılar, müthiş kazançlar elde etmeye başlayacaksınız. Evet arkadaşlar, hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. E, kapatmadan bir iki tane şöyle sembolik resim alalım. Daha sonra bu resimleri sizin de izninizle sosyal medyada paylaşmış olacağız. Çünkü e, gerçekten Atomi çok e, dışarıdan seyreden insanlar var. Atomi'nin ürünü, kazanç planı. E, Atomi nedir, nasıl kazandırır, neler yapar? E, bunlar gerçekten çok değerli şeyler. Yaptığımız etkinlikler, yaptığımız sunumlar, bir arada olmamız... Bir şekilde bizi güçlendiriyor. Hiçbiriniz yalnız değilsiniz. Her zaman söyledim. Ee, i̇lerlemek isteyen, hedefi olan ve gerçek anlamda vizyon ortaya koymuş bütün arkadaşlarımız hiçbir zaman yalnız değil, hiçbir zaman da yalnız olmadınız zaten. Kendi kendinizi yalnızlaştırmadığınız sürece e, bu işte her zaman kalabalıksınız. Bunu unutmayın arkadaşlar. E, şu an sunum bitti. Şöyle yapacağız. Sizlerle arkadaşlarımızla sadece bir beş dakika kısa bir mola vereceğiz. Ondan sonra e, 700 bin puan ve üstü olan arkadaşlarımız lütfen. Sunuma bir daha aynı linkten girecekler. Bir on dakika kısa bir konuşma yapacağız. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hepinizin emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Yola çık, yola çık diyoruz. Mikrofonlar açık, görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ahmet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağır. Sağır. İyi akşamlar. Mayinize, Sağ dilinize sağlık. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.